Merhaba değerli abonelerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Arkadaşlar bugün bu güzel çorapların anlatımını yapacağım. Bakın bebeğimize çorap ördüm. Kış geliyor malum soğuk. Şaka bir yana bu bir istek videosu, Esra Hanım'ın isteği. Şimdi bunun anlatımını yapacağım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek ipimizi alıp başlayalım. Siz de yapmak isterseniz ipinizi, tığınızı alın gelin. Arkadaşlar bakın. Şöyle lif ipim var. Her zamanki gibi ben bu elimdeki olan ipleri değerlendiriyorum. Tığımda 9 numara 1,15 milim. Evet arkadaşlar şimdi bunu şöyle alttan başlıyoruz. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle şuradan başlıyoruz. Zincir çekiyoruz. Hangi bebeğe yapacaksanız, daha büyüğüne veya daha küçüğüne siz bilirsiniz. Bebeğin ayağına zinciri çekip şöyle boydan boya tutuyorsunuz. Yani tam boyunu denk gelmesi gerekiyor. Tabandan parmak ucuna kadar. Denk geldiği zaman şimdi ben buna bu iple ipim dediğim gibi lif ipi ama çektim inceltiyorum. Çok kaba durmasın diye ayakta. Şimdi buna kaç tane 8 tane zincir çektim hanımlar denk geldi. Benim bu ipim ve bu tığımla. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bu böyle olunca 8 buna çok tabii ki. Ama geri döndüğümüzde 2 tane zincir kenarında kaldığı için 6 tane trabzan yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İlk işimiz ilk sırayı trabzan yaparak devam ediyorum. 6 tane trabzanımızı yapacağız. Sonra sık iğneyle devam ediyoruz. Artık trabzan yapmıyoruz hanımlar. Kaç tane oldu? 3 4 5 6 6.yı yapıyorum. Şimdi bu 6. içine 2 tane daha batıyorum hanımlar. Bakın şöyle şu ipi de içinde yürüteceğim. 2 3 6.ya 2 tane daha battım. 3 tane oldu. Bakın. Şimdi hanımlar hemen tığıma ip alıyorum. Bakın şu hemen karşısına. Artık trabzan yok. Bundan sonra şöyle yapıyorum hanımlar. Bakın. Tığıma aldım. Ama bunu sık iğne mi yapmışım? Bakayım hanımlar ben. Evet öyle yapmışım. Aha. Şöyle bakın. 2 tane oldu. 3 4 5 5 tane ördüm. Şimdi burada 5 tane var çünkü bir buradaki köşeye kaldı. Şimdi hanımlar hemen bu zincir yapmıştık. Bu zincirin içine bir tane batıyorum. Bir tane de zincirin yani 2 tane zincir bırakmıştık. Bir tane içine bir de son zincire batıyorum. Bu şekilde kaç 7 tane oldu. Şimdi devam ediyorum hanımlar bakın. Geliyorum diğer kenarına. 8 9 10 11 12 13. Şimdi bakın 13 kameraya çarptım yine. 13 14. Bakın. Burada başladığımız yerde çakma sık iğne başladığımız yerden buraya kadar 13 tane oldu hanımlar. Şimdi burası bizim arka kısmı oluyor. Şimdi buraya gelince kesme işlemi yapacağız. Hemen devam ediyorum. Bakın. Artırma yapmıyorum hanımlar burada. Aynı şekilde devam ediyorum.
2, 3, şöyle döndürelim. Burası düz tarafı. Kaç tane saymıştım? 4 saydım sanırım. 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 9 tane yaptım. Şimdi ortaya geldim hanımlar. Geldim mi? Bakayım. Evet, şimdi burada hanımlar bakın kesme işlemi yapacağım. 10'uncuyu da yaptım. Şimdi tığıma ip almıyorum. Bakın şöyle 1, 2, 3. Şuradan almam gerekiyordu hanımlar. Evet, 4 tane alacağım için. Pardon. Şimdi bakın 1, 2, 3. Tığımda 3 tane, 4 tane ip var. İlmek var. Şimdi hepsini birlikte çektim. Tekrar tığıma ip aldım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bakın 7 tane. Şimdi burada 7 tane oldu. Bakın geldim başladığım yere. Şey yapmadım hanımlar. Burada mesela hani zincir çekip de bir daha geldiğim zaman kaydırma yapıyoruz ya. Yuvarlak bir şekilde örüyorum. 1 2 yani 7 taneden sonra sayıyorum. 3 4 5 6 yanlış oldu. Tek telini aldım. 7. Bakın yine 7 tane burada var. 7 tane bu kenarda var. 7 tane bu kenarda. Şimdi tekrar kesme işlemi yapıyorum. Tığıma ip almadım. 1 2 bakın bir tane yanındakinden bir tane de hani biraz önce kestiğimizin içinden içine batıyorum. Bir de diğer yanında. Böyle. Bakın yine 4 tane ilmek var tığımda. Hepsini birlikte çektim. Tekrar tığıma ip aldım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi hepsini topluca sayacağım. Biz sonunda hanımlar 10 tane kalması gerekiyor. 7 1 2 3 7 8 9 10 Şimdi bakalım. Evet. 10 11 Demek ki bir tane daha keseceğiz. Şimdi yanlış saymadıysam hanımlar konuşmayla yanlış saymış olabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. Yanlış. Eksik saymışım bir tane. Şimdi 12 tane burada sık iğnemiz var. Şimdi son kez kesiyoruz. Şöyle 1, 2, bu defa şöyle 2 tane kestim hanımlar. Çünkü 10 tane ilmek kalması gerekiyor. Şimdi bakın bu 2, 4 şu şeyimiz sık iğneler 4 tane olunca hemen bakın şuraya geçeceğiz şimdi hanımlar. Geldiğimizde hemen beyazı kuracağım. Beyaza başlayacağım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 10 tane ilmeğimiz sık iğnemiz olduğu için şimdi 5 tane yaptım. 1 2 3 4 5 bakın 5 tane de burada var. Şimdi burada hemen şöyle
bir tane sık iğne yaptım. Bakın şöyle aldım. Telsiz. Diğer rengimi aldım. Bakın şöyle ikisini birlikte buradan çıkardım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Sıkıştırma işlemi yaptım. Şimdi hanımlar bu şekilde bu kırmızı ipi bırakıyorum şimdi burada. Bundan sonra aynı yere bakın bir tane batıyorum. Bundan sonra hanımlar hep sayacağız. Yine aynı şekilde. Bundan sonra dediğim diğerlerini de saymıştım pardon. Şimdi hepsini sayıyorum. Şöyle her sırada bir tane artır hanımlar. En son şurada sanırım 17 tane olmuştu. En son iki sırada da kestim. Şu hani burası daha geniş. Bura biraz daraldığı için en son sırada kestim sanırım. Bir tane veya iki tane. Şimdi oraya gelince yapınca belli olacak. Kaç tane oldu bizim şimdi? 3, 4, pardon. 4, 5, 5. Şimdi küçük bir şey olduğu için hanımlar biraz yani böyle küçük şeyler örmek zor oluyor ister istemez. Aa, bakın ben bu ipin tek katını içinde yürütmüşüm. Olmadı. Burayı geri alıp bunu çıkarmam lazım. Bakın şu ipi içinde yürütmüşüm. Bu burada durması gerekiyor. Olmadı şimdi böyle. Evet hanımlar. Tekrar devam edeceğim. Şu beyazı yürüteyim derken kırmızı ipi de arada yürütmüşüm. Evet hanımlar. Devam ediyorum. Şimdi 3 tane yaptım. 4. Pardon. Şöyle. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 10, 11. Bir tane artırmıştık biraz önce. Şimdi 11. Bu sırada 11 oldu. Şimdi bu geçişimi yapıyorum. Bakın buraya. Buraya geçiş yapıyorum. Şöyle yapıyorum hanımlar. 11 tane şu anda burada ilmeğimiz var. Geçişi yaptım. Sık iğnemiz 11 tane. Bu sırada 12 tane olacak hanımlar. Şöyle. Bakın geçtim. Yine kırmızıyı aldım. Bir sıra kırmızı, bir sıra krem öreceğiz. Şöyle batıyorum. Bakın. Aynı yere bir tane batıyorum. Battım. Şimdi devam ediyorum. Bakın. Bu defa 12 tane olması gerekiyor. Şimdi bu şey 7 sıra yapınca bitiyor. 1, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 sırada 8 sıra beyaz örmüşüm. Şimdi her sırada bir tane şu anda 12 yapacağım. Şuradayız. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 buraya kadar 17 tane gelecek. Bakın bu 1, 2, 3, 4, 4'üncüye kadar 17 tane olacak. Sonra burayı düz örüyoruz. Yani artırmıyoruz. Buraya gelince son iki tane kalınca iki tane kesiyoruz. Evet hanımlar. Yani iki taneyi de bir sırada kesmiyoruz hanımlar. Bir sırada birini kesiyoruz. Bir sırada birini. Ondan sonra da bitiriyoruz zaten. Şimdi bakın dediğim gibi biraz zor oluyor. Küçük bir şey olduğu için. Biraz artırma yapınca kolaylanıyor. Şimdi burası ilmeği çok az olduğu için biraz zorluyor. Evet, geldim şimdi buraya yine. Şu geçişimi şöyle yapıyorum hanımlar. Buradan bir tane alıyorum. Bakın normalde tığımızı alıyorduk ya. Şuradan bir tane aldım. Bakın almadan
ve buraya geçişimi yapıyorum. Bu şekilde yaptığım zaman daha düzgün oldu bu kenarı. Bakın böyle. Şimdi tekrar beyazı alıyorum. Şimdi ben saymadım diğerinde. Bakalım artış yapmış mıyız? Yani her sırada yapmasanız bile ki şöyle bir tane batacaktım, kökünü unuttum. Bakın buraya telsiz batıyorum bir tane. İlk yaptığımı. Bir, iki, üç. Benim bu arada bu ip krem rengi biraz daha inceymiş. Şimdi fark ettim. Beyaz aynı da, beyazla kırmızı aynı ama bu biraz inceymiş. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Bu arada sesim hala düzelmedi arkadaşlar. Böyle kaba sesle çıktığım için kusura bakmayın ama anlatımımı bitirmek zorundayım. Çok fazla istek videom var. Arkadaş beklemesin. Arkadaşlar, daha doğrusu birçok arkadaştan geldi istek videosu. Ben yine konuşmayla unuttum. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Evet, bir aşağıda artırmamışım demek ki. Hiç sorun değil. 12. Şimdi geçişimi yapıyorum. Yine aynı şekilde bakın. Buraya bir tane böyle aldım. Bir de bu zincir çektiğim yeri aldım. Şöyle üçünü birlikte çektim. Hemen kırmızı ipimi alıyorum. Aldım. Bu beyaz bir tarafı alıyorum. Bir zincir çektim. Hemen telsiz köküne batıyorum. Tekrar tığıma ip aldım. Devam ediyorum hanımlar. Bu şekilde öreceğiz hanımlar. Dediğim gibi 17 tane sık iğne olana dek bu şekilde artırmalarımızı yapıp geleceğim. Evet hanımlar, söylediğim gibi ördüm. Bakın 2, 4, 6, 7 tane krem oldu. Şimdi son bir sıra beyaz gideceğim, kremi. Bir de kırmızı gideceğim, bitecek. Şimdi burada 17 tane bizim sık iğnemiz var. Artık 2 tanesini eksiltmek zorundayız. Son 2 sırada eksiltme işlemimi yapacağım. Hemen ördüm, bir sık iğnemi yaptım. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ha, ipim yine uç geldi. 11 parça ipleri yaptığım için. Evet. 11 tane yapmıştık. İpimi bağladım. 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi 17 taneydi. Bir tane burada keseceğiz. 16. Şimdi 16 tane olması gerekiyor hanımlar. Kesim işlemini şöyle yapayım. Bakın buradan bir tane aldım. Bir. Bir de buradan aldım. Bakın geçtim buraya. Kestim. Şimdi burada hemen şöyle topladım. Evet. Bu şekilde bakın. Toplamış oldum. Şimdi 15 tane olması gerekiyor. Son sıramız. Hemen şöyle battım. Ya bu ben böyle saydım ama sıra, dediğim gibi, siz ipinizin kalınlığına göre ayarlayacaksınız onu. Belki benimki mesela sayım size çok gelebilir veya hani ipiniz kalın olursa mutlaka bu sayı çok gelir. İpinizin kalınlığına, inceliğine göre ayarlayacaksınız. Bir, son sıradayız. İki, üç, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. İpim takılıyor. 12, 13, 14. Evet, 15 tane. 15 tane oldu. Şimdi şuraya geçişimi yapıyorum ve ipimi kıracağım. İşte bu kadar basit hanımlar. Çok kolay çorabımız oldu. Bakın. Böyle. Evet arkadaşlar. Umarım anlatımda memnun kalmışsınızdır. Yeni farklı fikirlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.